Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde niyet mektubu nasıl yazılır bu konuya değineceğiz. Niyet mektubu öncelikle nedir? Niyet mektubu iş başvurusu için yazılan kişinin başvuruda bulunduğu işi neden yapmak istediğini anlatıcı bir yazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazının içeriği ortalama bir sayfa ve anlatılmak istenenlerin yalın ve sade bir dille yazıya dökülmesi gerekmektedir. Bu nedenle niyet mektubunuzda gereksiz ayrıntılara girmek ve cümleleri uzatmak yanlış bir davranış olacaktır. Ayrıca etkili bir niyet mektubu yazmak kişinin bazı bilgi ve becerilerinin hangi seviyelerde olduğu konusunda da bilgiler vermektedir. Niyet mektubu özgeçmişinizin tamamlayıcı bir belgesidir. Özgeçmişinizde kısa değindiğiniz konulara daha ayrıntılı ve özelliklerinizi daha ön plana çıkardığınız bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bu mektupta hangi soruları yanıtlıyor olmalıyız? Hangi pozisyona başvurduğunuzu belirtmelisiniz öncelikle. Bu pozisyon için altyapınız, temel becerileriniz, yetenekleriniz nelerdir? Şirkete, başvurduğunuz şirkete neler katabilirsiniz? Ve şirketten beklentileriniz nelerdir? Bir sayfa yazı içerisinde bunu anlatmak zor tabii. Yani bunu en sade ve etkili bir biçimde yapmak gerekiyor. Kişinin işe alınacağı şirkete bilgi ve deneyimlerini aktarması ve bunun yanında işe alınırsa şirkete ne tür faydaları olacağı mektup içerisinde belirtilmelidir. Yani sizin şirketiniz için, başvurduğum pozisyon için ben doğru bir adayım hissiyatı vermek. Ayrıca işe alındığı takdirde bunun kendisi için hangi doğrultularda yarar sağlayacağı da yine niyet mektubu içerisinde yer alması gereken bilgilerdendir. Peki kendinize sormanız gereken sorular nedir? Öncelikle bu soruları kısaca siz kendiniz bir kağıtta cevaplayın. Kısa kısa daha sonra niyet mektubunuzu oluştururken bu keywordsleri, anahtar kelimeleri niyet mektubunuzu aktarmanızda yarar var. Öncelikle kariyer hedefleriniz neler? Sizi özel, etkili ve farklı yapan özellikleriniz neler? Çalıştıysanız hangi alanda çalıştınız ve neler öğrendiniz? Akademik olarak seviyeniz nedir? Bu not ortalaması, ikinci bir üniversite okuyorsanız ön plana çıkarıcı, yüksek lisans yaptıysanız ve size kabul sağlayabilecek ana özelliğiniz nedir? Bunları bir kağıda çıkartarak kısa kısa yazmanız niyet mektubu oluştururken sizin avantajınız olacaktır. Peki niyet mektubu yazacağım. Öncelikle yani bir taslak oluşturmadan önce yapılmaması gerekenler ve yapılması gerekenleri bir analiz etmekte yarar var. Öncelikle arkadaşlar kendinizi abartmayın. Kesinlikle yalan bilgi yazmayın. Labali, gündelik bir konuşma diliyle niyet mektubu yazmayın. Gayet resmi yazın. Konu dışı önemsiz bilgiler yazmayın. Yani hobileriniz, okul dışı faaliyetleriniz veya iş dışı faaliyetleriniz gibi. Yani bu CV'de yazdığınız hobileriniz, referanslarınız, yani çok gerekli olmayan sertifika bilgilerinizi lütfen buraya taşımayın. Basma kalıp cümleler kullanmayın. Her işe aynı niyet mektubunu kullanmayın. Özel hazırlayın. Arkadaşlar bu da çok önemli. Yani bir niyet mektubu oluşturup her şirkete bu niyet mektubunu mail atarak bir çalışma yapmayın. Klasiktir I was born in veya my parents came from diye bir başlangıç cümlesi seçmeyin. Bunu bir sonraki slide'da zaten irdeleyeceğiz nasıl başlamanız gerektiğiyle ilgili. İmla hatalarına dikkat edin. Bu sizin aleyhinize olabilir. Çok yazmış için, yani çok yazmış görünmek için büyük fontlar veya çok yazmak için küçük fontlar kullanmayın. Hani normal 12 punto olarak kullanın. Özgeçmişinizde verdiğiniz bilgileri tekrar etmeyin. Özgeçmişinizdeki bilgileri ayrıntılandırın. Yani özgeçmişinizdeki başlıkları alıp buraya taşımayın arkadaşlar. Özgeçmişinizde dikkat edilmesini istediğiniz hususları burada ayrıntılandırarak becerilerinize ve yeteneklerinize atıfta bulunun. Peki neler yapmanız gerekiyor bir taslak oluşturmadan önce? Etkili bir giriş yapmaya çalışın. Okuyucuda güçlü etkiler yapılacak şekilde mektubunuzu tamamlayın. Niyet mektubunu en fazla 2 sayfa olacak şekilde hazırlayın. En uygunu 1 sayfadır arkadaşlar. 400-600 kelime. İmla hatalarını kontrol edin. Çevrenizden birini okutarak yanlışlarınızı bulun. Akılda kalan bir niyet mektubu yazmaya çalışın. Mesela başvurduğunuz şirkette birine veya bir bölüme atıf yapabilirsiniz. Bir daha önce bu konuyla ilgili bir hayatınızdaki tecrübeyle ilişkilendirebilirsiniz.
Niyet mektubunuzu tekrar tekrar kontrol edin. Satır boşlukları en fazla 1,5 sat ve boş punto büyüklüğünde olsun. Sadece adınızı biraz daha büyük bir font kullanarak yazın arkadaşlar. Yani başlıklarda çok büyük fontlar kullanmayın. Niyet mektubu yazarken giriş paragrafı, gelişme paragrafı ve sonuç paragrafı olmak üzere 3 paragrafta niyet mektubunuzu tamamlayabilirsiniz. Yazma nedeninizi ifade edin giriş paragrafında. Hangi pozisyon için başvurduğunuzu, bu pozisyona alım yapılacağını nereden öğrendiğinizi. Eğer gelişigüzel bir başvuru yapıyorsanız da sizi neyin başvuruya yönlendirdin? Yani bir herhangi iş ilanı olmadan bir şirkete başvuruyorsanız hani hangi motivasyonla buraya yönlendiğinizi kısaca belirtin. Burada önemli olan hangi pozisyon için başvurduğunuzu arkadaşlar mutlaka yazın. Bu çok unutuluyor. Çünkü genel başvuru pek kabul edilen bir şey değil. Gelişme paragrafında 1 ila 3 paragraf arası yazabilirsiniz. İş deneyiminizin iş tanımında belirtilen gereklilikleri ve işverenin ihtiyaçlarını karşılamanızda nasıl yardımcı olacağını açıklayın. Yani biraz kendinizi iş tanımıyla ilişkilendirin. Eğitim ve yeterliliklerinizin iş tanımında belirtilen gereklilikler ve işverenin ihtiyacınızı karşılamanızda nasıl yardımcı olacağını açıklayın. Burada da eğitim konusunda biraz kendinizi ilişkilendirin. Bölümünüz veya becerileriniz, sertifikalarınız. Güçlü yönlerinizi belirtin. Daha önce bir ödül aldıysanız veya daha önce bir ekip çalışmasında yüzleştiğiniz sorunlarla ilgili atıflarda bulunabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi her şeyi kısa ve net olarak, yani çok kelime oyunları yapmadan, çok uzun cümleler kurmadan net ifadelerle belirtin. Sonuç paragrafında iş görüşmesi için uygunluk durumunuzu belirtin. Okuyan kişiye zaman ayırdığı için teşekkür edin. Onlardan haber almayı sabırsızlıkla beklediğinizi belirtin. Mektubun ekinde CV'nizin olduğundan mutlaka bahsedin. Yani tek başına bir niyet mektubu kesinlikle yollamayın. CV artı niyet mektubu olarak yollayın. Niyet mektubu yazarken önerileri geldiğimizde ön yazınızı yani niyet mektubunuzu mümkün olduğu kadar özelleştirin. Şöyle oluyor genellikle sayın yetkili diye başlanıyor niyet mektubuna. Bunun yerine arkadaşlar bu 1 dakikanızı almaz, 2 dakikanızı almaz. Kısa bir araştırmayla şirketin insan kaynakları yetkilisini öğrenebilirsiniz. Buraya adını soyadını yazarsanız bu etkili olacaktır. Yani sayın Gökhan Turgut Ünal gibi. Veya Sayın X Holding insan kaynakları yetkilisi bile yazsanız hani onların özelinde bir niyet mektubu olduğunu belirtebilirsiniz. Arkadaşlar kısa yazın. Yani sayısız başvuru bir geliyor insan kaynakları departmanlarına. Sizin sayfalarca yazdığınız mektupları okuyabilecek vakitleri ne yazık ki olmuyor. Çok hayat hikayenizi de anlatmayın burada. Yani çoktan ziyade hiç anlatmayın. Hikayenizi dramatize etmeyin. Maddi durumunuzla ilgili, aile durumunuzla ilgili kesinlikle dramatize ettiğiniz bir cümle olmasın. Bu da itici oluyor. Niyet mektubunu yazarken firmayı ve pozisyonu iyi anlayın. Her firmaya uygun genel geçer bir niyet mektubu hazırlayarak firmalara bunu göndermeyin. İstediğiniz gerçekten bir iş varsa bunu hissettirin arkadaşlar o firmaya. Araştırdığınızı, onları tanıdığınızı, o kuruma nasıl bir katkı yapacağınızı. Mesela ilk paragrafta şöyle bir giriş de yapabilirsiniz. Bir başka önerimiz. Kuruluşunuzun şu sitede yayınlanan şu pozisyonuna başvuru yapmak için sizlerle ön yazımı, CV'mi ve referanslarımı paylaşıyorum şeklinde sade bir giriş yapabilirsiniz. Bu kısa bir bilgi verir. Hangi pozisyonuna başvurduğunuz, nereden haberdar olduğunuzla ilgili. Bu yalın ve net bir giriş ifadesidir. Bunu kullanabilirsiniz. En son olarak da firmadan iş görüşmesi için mülakat talep edin. Ama burada ben aradığınız adayım. Sizlerle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ben süpermenim tarzında ifadelerden kaçının. Kısa bir teşekkür edin. Onlarla tanışabilmek, pozisyonu ile ilgili detayları öğrenebilmek, yüz yüze paylaşabilmek adına mülakat şansı verirseniz çok memnun olurum. Hani samimi, etkileyici bir kapanış yapın burada. Mutlaka teşekkür edin zaman ayırdıkları için. Niyet mektubu genel olarak CV'lerin yanında mutlaka insan kaynakları yöneticilerin aradığı bir dosya. Bu konuda dersimizin ek olarak dokümanlarında bununla ilgili örnekler ekledik. Eğer takıldığınız bir nokta olursa info@abprojeyönetim.com adresinden
bizimle niyet mektubunuzu paylaşabilir, bizim fikirlerimizi ve görüşlerimizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Umarız hayal